72. sorudayız. Boşluk birinci kısımda. The primary reason for that is that as incomes increase, the proportion of income spent on food declines. İlginç bir bilgi. Bunun sebebi şudur diyor arkadaşlar. Gelir arttıkça yiyeceğe ayrılan para azalıyor. For example, if a family's income were to increase by 10%, the amount it would spend on food might increase by 60%. Yani gelir %100 artsa bile yiyeceğe harcanan miktar %60 artıyormuş. İsterseniz bu bilgiye göre bir şöyle bir bakalım seçeneklere. Agriculture adına seçeneği has contributed massively to manufacturing sectors through its supply of raw materials. Tarım, ham madde sağlaması yönüyle üretim sektörlerine çok büyük katkıda bulunmuştur. Nedir bu katkılar? Bunları anlatmıyor arkadaşlar bu paragraf. Bursa seçeneği South Africa is self-sufficient. Güney Amerika kendi kendine yeten bir yerdir. In all major agricultural products and has always been a net exporter ve her zaman bir ihracatçı ülke olmuştur. Ama South Africa'da ilerlemiyoruz. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. The introduction of manufacturing was a dynamic element in the process of economic growth. Yani üretimin gelmesi dinamik bir bileşendi. Ekonomik büyüme sürecinin bunu anlatmıyor ama arkadaşlar. Denizli'ye bakıyorum. As a country develops economically, the relative importance of agriculture declines. Bu seçenek düşündürdü. Bir ülke ekonomik olarak gelişirse tarımın görece önemi azalır. Bunun temel sebebi şudur. İnsanlar gelirleri artınca yiyeceğe daha az para harcarlar. Biraz örtülü de olsa arkadaşlar anlam akışını tamamlıyor. Buna göre Adana seçeneği, Denizli seçeneği doğru cevap. Edirne seçeneğine bakıyorum. More food is produced today than needed to feed the entire world population and at prices that have never been so low. Yani bu bilgi bundan sonra gelen şeylerin sebebi midir? Yani daha ucuz ve daha fazla yiyecek varsa insanların yiyecek alımları artmalı ama burada azaldığı söyleniyor arkadaşlar. 73. sorudayız. Biologists arrange organisms into logical groups, yani mantıklı gruplara ayırırlar, to try to make sense of the remarkable diversity of life that has evolved on Earth. Dünyadaki inanılmaz yaşam çeşitliliğini anlamlandırmak için. Daha sonra boşluk geliyor. Sonra with the development of microscopes, however, it became increasingly obvious that many organisms did not fit well into either the plant kingdom or the animal kingdom. Mikroskopların gelişmesiyle ise bazı organizmaların ne hayvan krallığına ne de bitki krallığına uyduğu gözle görülür hale gelmiş. Sonra for example'a bir örnek veriliyor arkadaşlar. Bacteria have a prokaryotic cell structures. They like organelles enclosed by membranes including nucleus diye gidiyor. Buna göre seçeneklere bakalım. Adana seçeneği taxonomy is classifying organisms. Taksonominin tanımını yapıyor arkadaşlar. Genel kalıyor bu ifade burada. Bursa seçeneği, broadly speaking, there are differences between how European and American biologists categorize organisms. Bu farklılıklardan bahsetmeliydi Amerikalı ve Avrupalı biyologların ama bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Ceyhan seçeneği, the way species are organized into groups gives rise to practical and theoretical problems. Bu teorik ve pratik sorunlar nelerdir? Bunlardan bahsediyor olmalıydı ama bunlardan bahsetmiyor. Early taxonomy was based on arbitrary criteria. İlk sınıflandırmalar gelişigüzel kriterlere dayalıydı. Edirne seçeneği, for hundreds of years biologists categorized them into two broad categories, plant and animals. Doğru cevap bu seçenek. Yüzyıllar boyunca biyologlar bunları
bitki ve hayvan olarak ikiye ayrılmıştır. Fakat mikroskopların ortaya çıkmasıyla bazı organizmaların ne hayvan krallığına ne de bitki krallığına uyduğu görülmüştür. 74. soruyla beraberiz. Throughout the history of human civilization, insanlık tarihi boyunca, urbanization patterns have been the strongest near large bodies of water. Yani şehirleşmeler hep büyük su birikintilerinin etrafında olmuştur. Daha sonra boşluk geliyor. Sonra, however, since the Industrial Revolution, the trend of urbanization along waterways has continued because large bodies of water are needed to sustain industry. Fakat sanayi devriminden bu yana su kenarlarında şehirleşme trendi devam etmiştir. Çünkü endüstriyi devam ettirmek için büyük su kütlelerine ihtiyaç vardır. Not only do many businesses require large quantities of water to manufacture, they also depend on oceans. Arkadaşlar şurası they also şeklinde. They also depend on oceans as drivers for the transportation of goods. Ya bunlar sadece büyük çok fazla miktarda suya ürünlerini yetiştirmek için değil, aynı zamanda ürünlerini taşımak için de suya ihtiyaç duyuyorlarmış. Bu bilgiye göre bakalım arkadaşlar seçeneklere. Adana seçeneği. Initially, this was just to meet the water food needs of large populations. Bu başta sadece su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak içindi. Fakat gördüğünüz gibi paragrafın geri kalan kısmında sanayinin devam etmesi, sadece üretimde değil, ürünlerin taşınmasında suyun kullanımı şeklinde bilgiler var. Bu durumda bu seçenek olası bir seçenek olarak kenarda duruyor. Bursa seçeneğine bakıyorum. This explosion of agricultural produce. Tarımdaki bu artış, bu patlama, böyle bir şey yok arkadaşlar önceki cümlede. Ceyhan seçeneği. Milattan önce 5000 yılına kadar tarım Avustralya dışında bütün büyük kıtalarda yapılıyordu diyor. Oldukça ilgisiz bir seçenek. Denizli seçeneği. Conversely, 2020'ye kadar more than half of the global population will live in areas that suffer from water scarcity. Bunun aksine 2050 yılına kadar dünya nüfusunun pek çoğu, hatta yarıdan fazlası suyun az olduğu yerlerde yaşıyor olacak. Yani burada zıtlık oluşturan bir durum yok arkadaşlar. Edirne seçeneği. However, at that time, it was not that easy to ensure food security. Fakat o dönemde yiyecek güvenliğini sağlamak bu kadar kolay değildi. Bu da ilgisiz kalıyor. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. 75. sorudayız. Boşluk birinci kısımda. Like other sciences, experiments are conducted to justify or disprove theories. Justify, kanıtlamak veya disprove, çürütmek. Theories or expectations. Yani diğer bilimler gibi deneyler, teorileri veya beklentileri doğrulamak, kanıtlamak veya çürütmek için yapılır. For a physicist, the raw data obtained in the experiments may be atoms. Yani bir fizikçi için bir deneyden elde edilen raw data, yani ham data, atomlar olabilir, elektronlar olabilir. The application or withdrawal of heat, ısının kullanımı veya geri çekimi olabilir. While for the psychologist, human behavior is the raw data. Psikolog için ise insan davranışı ham bilgidir. For a psychologist, human behavior is used as evidence. Psikolog açısından insan davranışı evidence, kanıt olarak kullanılır. Of how the mind functions. Beynin nasıl çalıştığını gösteren bir kanıt olarak kullanılır. Diye gidiyor arkadaşlar. İsterseniz şurada bir bölelim seçeneklere bakalım. Despite the differences in their interests, all psychologists have one thing in common. Arkadaşlar bu cümle ne anlatmalıydı bize? Bütün psikologların ortak olan bir şeyini. Ama bunu anlatmıyor parça.
Bursa seçeneği empiricism states that the only source of knowledge comes through our senses. Empiricism bilginin tek kaynağının duyularımız olduğunu söylediğini olduğundan bahsediyor arkadaşlar bu seçenek ama paragrafın geri kalan kısmı bundan bahsetmiyor. Ceyhan seçeneği. Over the last decades, scholars in psychology have provided a huge research basis to understand human behavior. Geçtiğimiz 10 yıllar içinde psikolojideki bilim insanları insan davranışını anlamak için çok büyük araştırmalar yapmışlar ve çok büyük bir alan yazın ortaya çıkarmışlardır. Sonrasında bunun özellikleri anlatılmalıydı. İşte şu çalışma damarı şöyle gitti, ikinci bir damar buradan gitti gibi açıklamalıydı arkadaşlar. Denizli seçeneği. Some experts strongly endorse the view that psychology is not a science. Bazı uzmanlar psikolojinin bir bilim olmadığı görüşünü desteklemektedirler. O zaman onu anlatmalıydı. Psikoloji neden bir bilim değildir veya onların dayanak noktalarını anlatmalıydı. Edirne seçeneği. Experts say that the approach to psychology is not different to other sciences. Bilim insanları psikolojinin yaklaşımının diğer bilimlerden farklı olmadığını söylüyor. Doğru seçenek bu arkadaşlar. Diğer bilimler gibi burada da deneyler yapılıyor. Fizikçi için temel veri ya da ham veri şu iken psikolog için şudur. Bu şekilde paragraf devam ediyor.